hızlı olacaksın. Hem de çok hızlı olman gerekiyor, anlıyor musun? Hız her şeyi kazandıracak sana. Şimdi bacaklarına hız kazandıracak bir şey yapacağız. Şu zırva şeyleri giymesen olmaz mı? Bu bana şans getiriyor. Bu getirse getirse pire getirir. Dinle beni. Şu tavuğu, hey beni dinlesene. Şu tavuğu yakalamanı istiyorum, anlıyor musun? Niye bir tavuğun peşinden koşayım? Utanç verici bir şey bu. Birincisi ben böyle istiyorum. İkincisi bizim zamanımızda bütün boksörler böyle çalışırlardı. Bunu yakalarsan şimşeği bile yakalayabilirsin. Hazır mısın? Yemeği tercih ederdim ama pek olgun değil. İyi galiba. İyi. Ama madem yakala sen diyorsun. Sen de pek olgun sayılmazsın. Hadi bakalım yakala şunu. Ben boksörüm, çiftçi değilim. Hadi yakala. Hadi ne duruyorsun? Koşsana yakala. Ne oldu ha? Niye yakalayamıyorsun? Yakala. Köşeye sıkıştır bakayım hadi. Hadi çabuk ol. Çabuk ol dedim sana. Hani hızlıydın? Ha, alt tarafı bir tavuk karşındaki. Hadi bakayım, bir tavukla başa çıkamıyorsun değil mi ha? Koş, kımılda biraz. Kımılda, kız çocukları gibisin canım. Neyin var senin ha? Kendimi aptal gibi hissediyorum. Uyan artık, topla kendini. Hadi, doğru dürüst vur şuna. Hadi diyorum sana, hadi. Erak. Kız... Apollo maçın yapılacağı yer tespit edildi mi acaba? Maç Philadelphia'da yapılacak. Çünkü bu adamı evinde yenmek istiyorum. Bütün Philadelphia'nın, bütün Amerika'nın, bütün dünyanın iki raundda ne hale geleceğini görmesini istiyorum. Çünkü bu maçtan sonra vücudunu tıbbın hizmetine sunmak zorunda kalacak. Ama kadavra olarak bile işe yaramayacak. Rocky maç Philadelphia'daymış. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Benim için çok iyi oldu. Neden? Evim salona 10 dakikalık mesafede de ondan. Apollo, otoriteler ilk başta rakibin solak olduğu için zorlandığını söylüyor. Bu görüşe katılıyor musunuz? Solak salak vız gelir. Geçen sefer maçı hafife aldım. Bu adam da şanslıydı ama bu sefer gerçek Apollo Creed'i göreceksiniz. Bütün dünya gerçek Apollo Creed'i görecek. Yıldırım gibi dövüşeceğim. Bu sefer öyle dalga geçmek falan yok. Mahvedeceğim onu. Oh, teşekkürler Apollo. Bu sefer Apollo karşısında kazanma şansın var mı Rocky? Bilmiyorum. Şampiyon çok öfkeli. Ben Mike'la elimizden geleni yapacağız. Maçı Rocky kazanacak. Kimdi o? Kim o? Al Capone mu? Kendine fazla güvenme. Bana bak, dinle beni. Beni sevmeyenler olabilir, varsın olsun. Ama bu Kasım'da Apollo Creed'in nasıl bir boksör olduğunu herkes görecek. Şükran gününde bu adamın seyircisi önünde saçma söylentilere son vereceğim artık. Rocky bu maçtan iyi para kazanacaksın. Alacağın parayı ne yapacaksın? Ben tabii ki ilk iş olarak kirayı ödeyeceğim. Ondan sonra buraya gelirken yapacaklarımın listesini çıkardım. Bir iki şapka alacağım. Sonra bir motosiklet ve Adrian'a birkaç parfüm. Güzel kokmak hoşuna gidiyor. Bir de şu Muppet kuklalarından Ernie, Büyük Kuş, sonra o kurbağa. Neydi adı, Kermit mi? Öyle bir şeydi. Bilmiyorum. Bir de kiliseye bir heykel almayı düşünüyorum. Sonra sana da bir dondurma makinesi Poli. Dondurmayı seviyorsun. Evet. Rocky, sen de şampiyon hakkında bir şey söyleyecek misin? Şampiyon hakkında mı? Evet. İyi boksör. Komik bir poz verir misiniz Bay Rocky lütfen? Bana bak, burayı sirk mi sandın sen? Kasım'a kadar ömrüm kaldı. Bana çok kızgın. Boş ver. Nasıl yaklaşıyor? En büyük sensin şampiyon. Gelmiş geçmiş en iyi boksörsün sen. Kadınlar, erkekler, herkes seviyor seni. Gençler seviyor, en büyüksün. Şampiyonsun, kazanacaksın. O senindir, unutma senindir. Seninler ince çıktığına pişman olacak o budala. Bu gece kim olduğunu göster ona. Kim olduğunu göster.